Peki, buyur. Temiz okudu değil mi? Temiz okudu, baskıları temizdi. Çok az rast okuyorlar zaten. Bir hatırladığım kadarıyla Armağan Bey galiba neden saçların beyazlamış, evet, okumuştu. Evet. Rast, bir de şimdi rast okundu. Halbuki çok ana makamdır yani. Ana makamlardan biridir. Çok önemlidir. tabii böyle bir eser, temiz, temiz sesler gayet güzeldi. Gayet hoş. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Armağan'cığım. Kendi taraftarı olmayan seyircileri bile burada tempo tutturduysa bence çok önemli bir şey yaptı. Evet. Çok da güzel okudu. Ama ben ona bir şeyler söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu yarışma bugüne kadar yapılan pop starlarda hep söylendi. En iyi seslerin yarıştığı yarışma. Hep öyle söyleniyor. Hep öyle söyleniyor. Evet. Zaten farkındaysanız birkaç haftadır biz de herkese çok iyi okudun diyoruz. Evet. Ama Emre de geçen hafta haksız yere son ikiye kaldı. Bence onun bir sebebi var. Çünkü biz buradaki yarışmacıların birçoğunu bazı sıfatlarla ve niteliklerle tanımlayabiliyoruz. Evet. Nur Cennet için dövmeli kız, Tayfun için Allah razı olsun. Efendim Armağan için kır saçlı çocuk. Evet. Yani diğerlerinden onları ayıran farklı ve renkli bir özellikleri var. Hı hı. Emre'nin en büyük şanssızlığı renksiz durması. Bence ötekilerden daha iyi şarkı söylüyor ama daha renksiz. Ve artık bu yarışma öyle bir hale geldi ki herkes çok iyi şarkı söylüyor. Ve sahnede kendisini diğerlerinden ayıracak şeylere ihtiyacı var. Gerçi geçen hafta sen bir yorum yapmıştın az sonra. ben onu resmi için söyledim. Ha. Ayrıca da o resimden bugüne çok değişti. Tabii tabii. Ama bence seni aklımızda bırakacak bir renge ihtiyacım var. Dışarı çıktığımızda belki insanlar Tayfun dediğimizi tanımıyor ama Allah razı olsun dediğimizi herkes tanıyor. Nur Cennet dediğimizde tanımıyor ama dövmeli kız dediğimizde herkes tanıyor. Bence bir şey yapmalısın. Ama ne önerirsiniz mesela? Nasıl? Ne önerirsiniz mesela? Onu o bulacak, ben bulamam onun için. Kendine yakışanı da o bulacak ama insanların aklına kendini kazımak için bir yol bulmalı. Çünkü buradaki herkes iyi şarkı söylüyor. Yani Emre deyince sizin aklınıza bir şey... Benim aklıma bir şey gelmiyor. En çok hangi yönünü hatırlanmak istersin Emre? İnsanlar sakın Emre yalan söylememem ve dürüstlüğümle deme. Onu başka deme. Bir şey söyle. Çok düşünmem lazım. Şu an hemen aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Yani kalıcı olabilmek için ne gerekiyorsa bence sağlam olan bütün yönlerim... İşte bir şey bulmanız... Müziğinizle çocuğum, müziğinizle. Sesinle. Müziğinizle. Çünkü ben bir şey ifade etmek istiyorum. Buyurun. Tabii hadiseye ticari açıdan bakar iseniz... Sahne görsel bir, televizyonda görsel bir sanattır. O çarkın içerisinde olduğum için tabii. Ben hem helva demek hem halva demek durumunda kalmış bir ayrıcalıklı bir sanatkarım. Yalnız iyi şarkı söylemek tabii çok önemli ama o görüntüde de karşısındakine tokadı basmak o da çok ayrı bir iş. Şimdi ne yazık ki yalnız iyi şarkı söylemekle olmuyor. Evet. Olmuyor. Görüntü çok önemli. Efendim orada efe yapmak çok önemli. Falan falan. Ama yine de her şeye rağmen vermeyince Mahut neylesin Mahmut misali en büyük zenginlik burada. Hı hı. Bu çok önemli. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz. Ama ötekiler zorlamayla birilerinin vasıtasıyla da oluşabilir. Zaman içerisinde. Ama zaman içerisinde Hak Teala cimri davranmış. Eğer bunu vermemişse, bahşetmemişse o kurban olduğum Allah'ım geçmiş olsun El Fatiha namazı kılındı demektir. Anlıyorum. Onun için bu çocukta ses var. Güzel okuyor. Temiz okuyor. Ama biraz artistliği yok. Ben de biraz artistlik yok.
İşte onu da bir şey yap, bir şey yap da bizi kazıkla ya. Sen de yap artık. Hemen Orhan Bey'e dönüyorum. Evet, güzel şeyler, güzel sözler söyleniyor. Ben de birkaç söz şöyle söyleyeyim. Önce tabii. Emre gerçekten çok iyi yorumcu. Bu eseri de çok güzel yorumladı. Onu söyleyeyim. Çok ondan sonra ederim. Sağ ol Emre. Star olmak demek kolay değil gerçekten. Ama sizler şimdi star adaylarısınız. Evet. Star demek halkımıza, topluma bazı eserleri tanıtmak demektir aynı zamanda. Dolayısıyla her star bazı eserlerle anılır. Örnek Bülent Ersoy denildiği zaman başlangıçta Tuti Mucize Guyem, arkasından sırayla gider baharı bekleyen kumrular gibi. Yalnız o mu? O kadar çok var ki harika. Dua. Neticede bunlar akılda daha ziyade kalır. Evet. Ve onunla anılırlar. Onun için müziğinle anılmalısın mutlaka. Eser, güzel eserler, değişik eserler ve çok iyi yorumlarla anılmalısın. Çünkü bu dünya gerçekten bir ticarethanedir. Ticaret demek kötü ticaret anlamında değil bu söylediğim. Mesela Yüce Mevlana der ki, iki sevgili bir araya geldiklerinde birbirlerine bir şey vermedilerse ayrılığın başlangıcıdır diyor. Tabii. Bu ne demektir? Bu gönül ticaretidir. Evet. Yani ticaret burada da var. Seven sevdiğine dokunmak ister, yanağından öpmek ister. O hayır ben yanağından öptürmüyorum. Sen bana dokunmuyorsun hiç. Evet. Sevim kız. Arada seni kucaklarım, bağrıma basarım birazdan. Ve sevgili ne ister? Dokunmak ister, sevmek ister. Ama seviyorum diyen sevgili bunları yapmazsa, sevdiğinden bunları esirgerse ayrılığın başlangıcıdır diyor Yüce Mevlana. Yani bu bir alışveriştir, gönül alışverişi. Alışveriş demek ticaret demek. Ticaret ama iyi ticaret yapmak. İnsanları mutlu etmek, insanlara haz vermek, yaşama başka anlamından bakabilmektir, baktırabilmektir sanat ve sanatçının işi. Kolay değildir. Evet. Star olmak da kolay değildir. Ama senin sizin çok güzel, çok iyi yorumcusun. Sizce hangisi daha önde? Hangisi? Yani görüntü mü, ses mi? Müzikte şüphesiz %100 ses, kulak. Müzik, ben geçen de bir örnek verdim. Gözümüzü kapayalım. Sizleri dinleyelim. Şarkılarınızı, okuduğunuz yorumları değerlendirelim. Değerlendiririz, %100 değerlendiririz. Sizi duyuyoruz fakat görmüyoruz. Tersini yapalım bu defada. Kulaklarımızı kapayalım, sadece izleyelim. Bir şey anlar mıyız? Ama üstüne gene söyleyecek birkaç bir şey buluruz. Yok şu var ama. Müzikte %100 bulursunuz da. Görselikte. Gene üstüne söyleyecek çok şey bulabiliriz. Hem de çok şey bulabiliriz. Müzikle ilgili hiçbir şey bulamazsınız. Evet. Çünkü duymuyorsunuz ki. Ama arkamızı dönüp dinlediğimizde de görsekle ilgili bir şey bulamayız. Hayır, yok, şöyle ki. Allah bizi bu 5 duyuyu boşuna vermemiş. Bununla duyuyoruz, bununla söylüyoruz, bununla şüphesiz, görüyoruz. Ama birbirini tamamlayan unsurlardır 5 duyu. Fakat ama müzik denildiği zaman bir müzik adamı olarak söylüyorum. Kesin önce duyumdur. %100 duyumdur. Yüzeyen sen yani 90 yaşında. Ben kulağınız duymasın müziği anlamadıktan sonra değerlendiremezsiniz. Ama bakma o de Allah'a şükür. Ben size efendim, pardon Bülent Hanım ya çok özür dilerim. Ben size bugünkü Türk popüler kültür piyasasında bunun aksi şurada gözlerim kapalı 10 kişi sayabilirim. Peki biz bunu değiştiremez miyiz? Biz tek başımıza bunu burada değiştiremeyiz. Bunu değiştirebilmek ama için... Ama en azından bir adım atamaz mıyız bunu değiştir, bunu değiştirmek için burada bizi seyreden, burada bizi dinleyen insanların da desteğine ihtiyaç var. Ama bir dakika ben buradan duyuyorum. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Ses diyor. Yani ben evet, yanlış hep diyorlar, duymuyorum. Hep diyorlar ama bir sorun bakalım. Bugüne kadar sadece sesi güzel diye gidip kaç kişinin kasetini aldılar? Ama bir de sorun bakalım. Kaç kişi Hülya Avşar kaseti çıkardığında gidiyor alıyor. Televizyon çıktığında seyrediyor. Ben buna katılmıyorum. Tekrar söylüyorum. Yapmayın. Evet. Ama şimdi bu çocukla ne alakası var? Yani bu... Şunu söylüyorum. Gayet yakışıklı şunu çocuk. Söylüyorum. Ona ben çok iyi şarkı söylüyorsun. Ama akılda kalman için bir şeyler lazım diyorum. Hatta... Ha, şurada hep burada oturan insanlara soralım. Bir tane Hülya Avşar şarkısı söylesinler. Şarkıyı söyleyemezler ama popo salladığı herkesin aklındadır. Hülya Avşar star mıdır? Gökhan Bey bence anda, biraz daha devam edelim isterseniz. Şu anda benim sözlerimin içerisinde konuştuğumuz için birkaç cümle daha söylemek durumdayım.
son derece önemli şeyler konuşuyoruz. Evet. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum o zaman. Bir müzik adamı olarak. Evet. Kesinlikle müziğimizi daha kaliteli hale getirmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunun için de hiçbir şekilde taviz vermeyelim diyorum. Aynen bu. Katliyen. Müziği anlayanlar ve bilenler yapsın, bilmeyenler de öğrensin diyorum. Öğrenmek istemeyen de sadece görselliğiyle ilgili eğlence dünyasına veyahut da başka bir görevini yapabilir. Ve onu da kutluyorum, onu da yapmak kolay değildir. Ama müzik adına, sanat müziği adına, sanat adına konuşuyorsak kesinlikle birinci derecede kulakla duyuyoruz. Görsellik buna yardımcı peki, olabilir. Ben aynen katılıyorum tamam. Efendim. Aynen. Orhan Bey size soracağım. Aynen. Bülent Hanım. Size de soruyorum. Şimdi Armağan Çağlayan bir televizyoncu. Armağan Çağlayan bir beyefendi. Bir saniye, bir sorumu televizyoncu, bitireyim. Televizyoncu onun tabii ki o başka gözle evet. bakıyor. Ama şimdi bu ben çok önemli. Ben de onun gözünle bakmaya çalışıyorum. Her evet. ne kadar onun gözüyle zaviyesinden ya bakamasam da. Ya şu önemsiz bir şey midir? Doğrusunuz. Hayır, bence şu çok önemli bir şeydir. Bugün iyi şarkı söyleyip kasetinizi tanıtıp televizyona çıkmak zorundasınız satmak için. Ve biz televizyoncular duruma şöyle bakıyoruz. Hatırlanacak hiçbir şey yok, reyting yok, çıkartmayalım. İstediği kadar iyi şarkı söylesin. Eğer onun reytingi yoksa, biz onu televizyona çıkartıp şarkı söyletmiyorsak, zaten kitlelere ulaşma şansı yok. Evet. Yok. Şunu söylemek istiyorum. Buyurun Orhan evet. Bey. Medyatik dönem 1990'lardan itibaren başladı. Evet. 16 yıldan beri bu durumdayız. Evet. Bir TRT vardı. Ama müzik evvelce vardı. Binlerce yıldan beri var müzik. Yani müzik binlerce yıldan beri var ve bir ilim dalıdır, bir ilim alanıdır müzik. Tabii ki efendim. Yani bunu o şekilde ifade edemezsiniz. Görsellik müziğe katkıda bulunabilir. Birinci derecede müziğin kulakla, gözümüzle dinlemiyoruz ki. Kulağımızla dinliyoruz, gözümüz kulağımıza yardımcı olabilir. Onu yani bir nevi bir fonksiyonu vardır. Fakat kesinlikle bu dinleme kulakla ve gönülle, akılla, bilgiyledir. Birinci ama derecede televizyonculukta... budur. Televizyonculuk ayrı bir alan. Ben müzik sanatından bahsediyorum. Müzik sanatında aslında. Kesin ama budur. Bunlar birleşmedi mi ama Orhan bunlar Bey? Artık... Hayır. Artık yani bunlar bence birleşti. Görsel olarak teyze çocukları görsel olarak da iddialı olması lazım değil mi? İşte zor, hayır. Çok zor. Öncelikle, çok zor değil mi? Öncelikle. Ama öncelikle hep ses tabii ki. Şovlardan ses. Bahsederseniz evet. O başka bir konu. Ben müzikten bahsediyorum. Yalnız ve yalnız müzikten. Müzik gözle dinlenmez. Kulakla dinlenir. Görünen bir şey de gözle izlenir. Kulakla izlenmez. Duyu organlarımızın peki, görevleri bunlardır. Ben Armağan'a eğer, ben bir şey soracağım. Bir dakika, bir dakika Osman Bey. Ben sana bir soru soracağım, merak ediyorum. Eğer burada bir konservatuar sınavı yapıyor olsaydık çok haklıydınız. Ama maalesef orada popstar Alaturka yazıyor. Biz bir Alaturka star arıyoruz. Sadece iyi şarkı söyleyen, sadece iyi şarkı söyleyen asla burada Alaturka star olarak ayrılamaz. Bunun kavgasını benle dört... Alaturka stardır, herkes yapıyor da pop stardır. Ama maalesef ki biz çıkartamıyoruz. Çıkartamıyoruz. Niye olmuyor? Ama o çünkü zaman... ikisini birleştirmeyi kimse denemiyor. Armağan Bey. Denemiyor. Yok şöyle bir şey var. O zaman biz sadece görselliği iyi olanı, iyi şarkı söyleyemeyeni seçmeyelim, görselliği iyi olanı seçelim. Doğru mu ya? Öyle bir şey söylemiyorum ki. Diyor. Şimdi bakın ikisi bir arada derken ne olursa olsun müzik sanatı birinci derecede müziğin işlevleriyle ilgilidir. Müziğin göreviyle ilgilidir. Bu da kulakla olur. Ondan sonra görsellik buna yardımcı olabilir. Şüphesiz müziğin bazı teknik konularına da bilgisayar veyahut da efekt sesler girmiştir. Evet. Müzik eskiden daha ziyade ritim ve melodi olarak anılırken şimdi efektlerle de bir teknik katkı olmuş olabilir. Ama bu müziğin ana yapısını değiştirmemiştir. Sadece katkıdır. Dolayısıyla görsellik de bir katkıdır. Ana unsur müziktir. Müzik bir ilimdir. Frekans ve irtifanın, yükseklik ve irtifanın duygulu ifade edilmesi anlamına gelir. Bu kesinlikle böyledir ve kıyamete kadar da böyle gidecek. Peki Armağan, ben sana deminki soruyu sorayım. Görsel açıdan hiçbir özelliği olmayan, akılda kalan hiçbir özelliği olmayan birisini düşün ama çok güzel sesi var. Bir tarafta da ortalama sesi olan ama senin çok aklında kalacak birisi. Hangisini tercih edersin? İzleyici olarak ve bir televizyoncu olarak. İkinci sadece söylediğinizi tercih sadece ben değil ki. Buradaki bir sürü insan ikincisini tercih eder. Seyretmek ve dinlemek için. Sadece ben değil ki. İyi sesi ne yapıyorlar artık? Ayrıca müziğin ve ya da hepimizin bu hale gelmesinde ben kadar, bizim gibi, benim gibi televizyoncular da onlar da sorumlu. Çünkü ne yapıyorlar? Gidiyorlar bilgisayardan MP3 indiriyorlar. Hadise bitiyor. Hadise bitiyor. Artık kimse para verip müzik sektörü gelişsin diye müzik sektörüne destekte bulunmuyor ki. Evet, o zaman maalesef. Boşuna müzisyenlerimizi müzik ilmiyle ilgili yetiştirmeyelim. Bakın
şu gördüğünüz enstrümanist arkadaşların hepsi birer birer çok iyi yorumculardır. Çok üzülüyorum ve, ben bu ve konuşmalara. Arkadaşlarımız buraya gelene kadar 5-6 7-8 yaşlarından itibaren yalnız notayı öğrenmek değil. Zaten nota bir şey değildir. Bir müzisyenin bilmesi gereken normal bir şeydir. Okuma, onun yazma, bilmek gibi. Enstrümanlarını musikinin yenmek. Yazısı. Ve virtüözite ve armoni ve büyük tecrübe. Tüm bunları yaşayarak geliyorlar. Burada herkes olamaz. Şurada herkes yer alamaz. Peki. Burada yer almaların nedeni müzik aşkı ve müzik ilmi, yani müzik bilgisi. Benim buna hiçbir itirazım yok ki. Peki soruyu tersine çevirip soralım. Hepsi tek tek çok değerli insanlar değil mi? Şüphesiz. Niye hepsi aynı renk bir örnek giyinmişler de, niye hepsi kot giyip saç sakal bir de çıkmamışlar? Demek ki sahneye çıkarken doğru müzik bilgisi kadar, doğru şarkı söylemek kadar hepsinin düzgün giymesine ihtiyaç ne var değil mi? Şöyle bir şey var. Müziğe, var yani. O bu kadar yıldır emek verdikleri, ruhlarını, canlarını verdikleri müziği icra ederken görsellikle de katkıda bulunmuş oluyorlar. Bu da normal bir şey. Bu katkıyı küçümseyen miyiz? Hayır, küçümseyen yok zaten. Ve medyatik dönemde özellikle küçümseyen de yok. Yani neticede müzik ilminin temel unsur olduğunu unutmadan onun üzerinde onun daha iyi hale getirecek yani her türlü görselliği sergilememiz doğal, normal bir şeydir. Bu güzel bir şeydir. Bu örneği vermekten ben bıktım. Ben Sabahat Akkiraz'ın sesini dinlemekten acayip keyif alıyorum. Acayip güzel türkü söylüyor. Acayip güzel türküler söylüyor. Ama Sabahat Akkiraz'ı burada bakalım sorun. Kaç kişi tanıyor? Peki size bir dakika. Bir sorun, kaç kişi tanıyor? O zaman. Bir de. Bir saniye. Bir saniye. Bir netlik. Son olarak bir şey. Çok özür. Şimdi siz Sabahat Akkiraz'ı tanıdığınız için mi alkışladınız? Sabahat Akkiraz harika bir ses. Bir de işi tersine çevirelim. Evet. Demet Akalın'ı burada kaç kişi tanıyor? Başka bir şey de ben söyleyeyim. Buyurun abi. Sabahat Akkiraz örneği çok üst düzeyde bir örnekti. Gerçekten çok güçlü bir yorumcu. Peki, Ajdar'ı ne kadar kişi tanıyor? Ajdar'ı ne kadar kişi tanıyor arkadaşlar? Tanımak başka ama bakın o zaman... Sabahat Akkiraz'la Ajdar'ın arasında fark yok mu? Lütfen. Ben de zaten bunu söylüyorum. O zaman neyi söylemek istediğinizi anlayamadım. Şunu söylüyorum. Eğer Sabahat Akkiraz'ı burada bu kadar az insan tanıyorsa görselliğin ve görsel medyanın gücünü asla küçümseyemeyiz. Medyanın gücünü küçümseyen yok ki. Sabahat Akkiraz'ı zaten az kişi tanıyor. Nereden çıkıyor bu canım? Öyle söylüyor. Böyle bir şey yok ki. Siz tanımıyor musunuz Sabahat Akkiraz'ı? Halkımız gereken cevabı verdi. Kim demiş onu? Böyle bir şey yok. Sabahat Hanım çok önemli bir müzik adamı. Büyük bir konsertist üstelik. Yani evet. Neticede vardığımız yer neresi Osman kardeş? Vardığımız yer şurasıdır. Ben burada müzik adına bulunuyorum. Evet. Eğer burası müzik alanıysa ben varım. Ama müzik alanı değilse benim burada bir işim yok ama ki. Ama buranın müzik alanı yani olduğu neticede haftalardan söylemek istediğim şu. Zaten. Görsellik bizim müzik dediğimiz o ilim alanına katkıda bulunacak, bu kadar. Evet. Müzikle biz yaşamımızı sürdürüyoruz önce binlerce müzik, yıldır. Önce ses her şeyimizde. Görsellik buna katkıda bulunur. Her zaman. Birinci işimiz müziktir bizim. TRT zamanında bu böyle değildi biliyorsun. TRT zamanında daha farklıydı. TRT zamanında çok farklıydı. Ama ne zamanki özel kanallar 16 bu kadar efendim 16 kaç nasıl? 16'dan fazla. Hepimiz yok, ekmek yiyoruz itibari. Buradan bu çatı evet. altından. Yanlış konuşmayalım ama her şeye rağmen ben yine doğruyu söylemeye mecburum. Tamamıyla halka ne verirseniz onu alır. Niye bir Alaaddin Yavaşça'dan bir saatlik bir klasik konser verilmiyor? İnci Çayırlı, Tülün Korman, yani böyle diğer yapıyorsunuz. Konsertistler. Böyle, neden? Böyle yapıp alkışlıyorsunuz. Meral Uğurlu hanımefendi. Neden Bülent? Neden? Seyredilmiyor. Ama neden? Neden seyredilmiyor? Verilmeli. Ve bizim de gidip en önde onları şerefle dinlememiz ve biraz ticari bir şey katmamız gerekir. Ve her bakımdan... Belki dikkat çekmeniz gerekiyor. Ayrıca da bir şey söyleyeceğim. Evet, TRT 3'te devamlı var. Ben hiç reyting listelerinde görmüyorum. Burada alkışlıyorlar. TRT 4'te devamlı var. Burada alkışlıyorlar. Koyun. Hiçbirisi seyretmeyecek eminim. Ama Ajdar'ı çıkartın. Gene herkes seyredecek. Ay ne olur Allah aşkınıza ben giderim şimdi. Bu böyle. Ay ben giderim. Bu ismi dahi duymak istemiyorum. Ben giderim yani. Hakikaten arkama bakma. Burada ben hem Sayın Erkır.
Ben bu ismi duymak istemiyorum. Evet. Bakın giderim. Lütfen gitmeyin. Ben hem burada Orhan Bey'in hem de Bülent Hanım'ın çok hassaslaştığını ve... Hayır, o da gider. Bu konuda, evet. Üzgün olduğunuzu da görüyorum. Ay lütfen yani bu. Evet. Musiki bu kadar ayak altına alınamaz. Buna kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyiz. Kesinlikle doğru. Yani neticede şu var ki, yine son sözü ben söyleyeyim, benim cümlem diye. Cümlemin içinde oldu bu olaylar. Buyurun. Ama bazı konuları biraz daha açmış olduk. Evet. Şunu söylemek istiyorum ki, müzik bir ilimdir, müzik bir bilimdir. Neticede binlerce yıldan beri dünya kurulalı bile vardı. Sanatkar ne demek zaten? İlimle bütünleştiği vakit tabii, sanatkar olur. Yoksa ilmini yapmamışsa şarkıcıdır. Sanatla bilim iç içedir. Ve sanat yaşamın estetiğidir. Dolayısıyla bunu iyi şekilde vermek lazım. İyi şekilde verilemiyorsa o zaman verenler bunu ortaya çıksın da versinler. Ama gerçek anlamda sanat ortada yoksa, o sanatçılar ortada olmayınca tabii ki meydan onların imitasyonlarına... Peki neden böyle oldu Orhan Bey? Ben bunu merak ediyorum. Neden bu, böyle? Bu yani hepimizin, her şey ticari hepimizin, düşünülüyor. Hepimizin ticari. Yanlışından kaynaklanan hep bir şey. Hep ticari. Yani evet, reyting evet, kaygısıyla evet, o ertesi günü hani sabah saat 11'de 12'de hepimiz böyle telefonlar elimizde. Aman ne oldu? Ne yaptık? Notumuz kaç? Karnemiz acaba iyi mi? Peki iyi mi? Ne yaptık? Ne ettik diye açıyorum ya sizi de sabahın köründe başlıyorum hepinizi uyandırmaya. Evet. Ne oldu Kesinlikle. Diye bir bakıyorum ki ulan bu saatte ne olur sabah 8'de aramışım bir gün bunu. Bülent Hanım daha ne reytingi dedi. R harfi bile yok. Siz yasada. Reyting kaygısı ay, diyorsunuz. Reyting yani, kaygısı ama, evet. Evet bu yüzden. Evet maalesef. Evet. Tamamen herkes birbiriyle en yakın arkadaşlar, en yakın dostlar bile birbiriyle kanlı düşman gibi oluyor. Sadece reyting kaygısı değil peki, ki. Arman, bir dakika bir şey Bülent Hanım Arman, siz kasetinizi Armancı. Yaparken şöyle düşünmüyor musunuz? Daha çok satayım. Ben hayır daha çok satayım. Önce onu kaset. Düşünmüyoruz. Ben evvela İyi bir albüm yapalım. Ulaşılmaz, peki, okunamayacak. Istedim. İcra edilemeyecek noktayı bulabilmek adına okuyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ve o noktayı size. Koyuyorum. O noktayı koyduktan sonra da kimse cesaret edip o şarkıyı okuyamıyor. Okuyamaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Halk bunu istiyor diye bir şey var. Hayır yani, kabul etmiyorum. Hayır kabul etmiyorum. Halkımız en iyisini bizden daha iyi biliyor diyebilirim zaman zaman. Biz sanatçıyız. Halk çok ama iyi. Halkımız çok o zaman iyi biliyor. Bizi nasıl beğendi? Siz neyimizi beğendi? Fok balığı gibi karının neyini beğenecek? Bu olmasaydı neyi beğenecekler beni? Olur mu öyle şey? Bülent Hanım, yine bugün çok yapmayın. Güzelsin sevgili Bülent'ciğim. Sağ ol hayatım çok mersi. Emre diyor ki ben kendimi şu anda çok çirkin hissediyorum. Olur mu canım sen bana bak ben erkekten anlarım güzelsin sen. Sen güzelsin. Ve, işim... Yalnız evli. Aman bana ne evliyse evli canım. Karısı arkada hangisi oturuyordu. Hangisi bu karısından da bıktım zaten. Hangisi bu? En arkalarda bir yerde oturuyor demin gördüm. Burada. Nerede o? Hemen üçüncü ha, sırada bakın. Burada üçüncü sırada oturuyor. Ay hangisi? Burada. Beyazlı. Şimdi bu bütün bu konuşmaların... Siz onu bırakın da şunu eleştirmez. Dermiş. Peki Ebru Hanım size geleceğim hemen ama Emre ben bir şey söylemek istiyorum dedi Emreciğim. Ben buraya gelmeden önce de sahne yapıyordum biliyorsunuz. Ne diyorsun? Buraya gelmeden önce de sahne yapıyordum. Sahne çalışmalarım vardı. Beğeniyorlar mıydı seni? Gelen insanlar oluyordu tabii ki izleyenler var. Değer verenler var. Ve sizin kasetiniz de var. Çok eski yıllarda tabii bundan 10 yıl önce öyle bir çalışmamız olmuştu. Çocuğumun ekmek kazancını bu işle sağlıyorum. Ve bu gidişle önüme bir perde çektirip Safiye Ayla gibi arkadan okumayı düşünüyorum. Ben böyle bir şey söylemedim öyle işte. Öyle bir şey yok. O hiç Atatürk gibi musikiye gönül vermiş. Öyle bir şey sanata yok sanata yani, ve sanatkara hürmet eden, evet, saygı duyan büyük bir dünya çapında bir devlet adamı öyle bir nezaketsizlik yapmaz. O farazi, yani hayır bir... böyle bir şey yok. Safiye Hanım biraz esmer bir hanım olabilir. Ama Safiye Hanım ilahi musiki yapar gibi. Yani gökyüzünde uçar gibi hissedersiniz Safiye Hanım'ı rahmetli. Yani keşke Safiye Hanım'ı sizler dinlemediniz. Esasında. Keşke dinlemediniz. Büyük bir sanatçı Emre olabilsek. Yanlış anladın. Müzeyen öldürür o süründürürdü Safiye Hanım. Hiç kimse çok sana canım. Böyle bir şey söylemedi. Daha Atatürk'te farklı bir şey hiçbir zaman ben. Öyle bir şey söylemedi. Akılda kalıcı olmak konusunda söylemişti Armağan Bey.
Ben hemen Ebru Hanım'dan da yorumunu alıp sonra da notları alacağım. Ebru Hanım. Ben yorum yapmak istemiyorum. Bütün bunların üzerine hiçbir yorum yok. Çok teşekkür ediyorum. O zaman notları alalım. 8 verdi Armağan Çağlayan. Evet. Teşekkür ederim. 8 Bülent Ersoy'dan geldi. 8 Ebru Gündeş'ten geldi yorum olarak. Ben 9 diyorum. 9 diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. 33 puan zannediyorum bugünün en yüksek puanlarından bir tanesi. Emre'cim toplam 33 puan geldi. Yürekten bu kadar teşekkür uzun ediyorum. Burada dinledin bütün bu konuşmaları arkasından 33 puanla kazandın. Tebrik ediyoruz seni. Alkışlarınız Emre için.